Herkese merhaba. Bugünkü konuğum Daisy. Daisy küçük bir ırk. Küçük ırklarda en çok rastladığımız ortopedik problemlerden bir tanesi diz kapaklarındaki problemler oluyor. Diz kapaklarındaki problemlerde en çok karşılaştığımız ne oluyor? Daisy gibi küçük kiloya sahip köpeklerde diz kapağı kendiliğinden çıkabiliyor. Şimdi birazdan röntgenlerde de göstereceğim size. Ne demek yani? Küçük olmasına rağmen kilosu da biliyorsunuz az ama bazen görürsünüz, genelde telefonlar öyle geliyor. Ayağını böyle askıda tutar. Bunların zaten genetik özelliği. Şöyle patellayı düşünün, yani diz kapağını. Böyle bir iki oyun arasında o diz kapak. O genetik olarak eğer derinliği az olan köpeklerde patella, yani diz kapağı ligamentlerle beraber sağ ya da sola doğru çıkabiliyor. Bunun da tam 4 tane derecesi var. Genellikle birinci derecede pateller luksasyon diyoruz biz buna. Diz çıkığı yani olan köpeklerde çok fazla topallık olmuyor. Arada sekme olabilir. Ayağını böyle kaldırır. Aynen Daisy de gösterelim. Böyle ayağını kaldırır ama tekrardan şu şekilde uzatır. Diz kapağını uzatır ve yerine takar ve tekrar yürümeye devam eder. Arada böyle takılma hareketi deriz zaten bunu. Hasta sahibi bize der, işte benim köpeğim arada topallıyor der ama sonra geçiyor der. Bu genelde Daisy gibi küçük ırk köpeklerde çok sık rastladığımız bir durum. Özellikle Maltese Terrier, Pekinesler, Chihuahualar, bunlar da çok sık görüyoruz. Değil mi Daisy'ciğim? Daisy çok tatlısı. Bu ırklarda görülen bu problemler, yani genetik yatkınlığı olan köpeklerde yapacağınız en iyi şey önce bir kere kilo kontrolü. Yani kilosu az olacak. Daisy'nin de kilosu az. Eğer kısırlaştırılmış bir köpeğiniz varsa mutlaka diyet mamaya geçebilirsiniz böyle bir problem varsa. İkincisi, en önemli şey diyet destekleri kullanılması gerekiyor. Glikozamin, kondroitin ve NSM içeren ürünler inanılmaz işe yarıyor. Bir de aynı zamanda balık yağı. Balık yağları da yine eklemlerin mobilitesini arttıracağı için çok faydalı. Yine bu eklem desteklerinden en güzellerinden bazılarında hyaluronik asit olur. Bu ürünleri de tercih etmenizi mutlaka diliyorum. Yani glikozamin, kondroitin içeren hyaluronik asit eklenmiş ve aynı zamanda balık yağlı ürünleri tercih edin. Bunlar eğer küçük bir ırk köpeğiniz varsa yaşam kalitesini arttıracaktır. Çünkü eğer 4. dereceye çıkmış bir pateller luksasyon varsa maalesef cerrahi müdahaleden başka bir yolu kalmıyor. Peki bunun cerrahi müdahalelik olup olmadığını anlamamız için ne yapmamız gerekiyor? Röntgen çekilmesi lazım. Röntgende bu derece belirlenir. Aynı zamanda elle muayene edilir. Pateller luksasyonla beraber çapraz bağlarda bir kopuk var mı yok mu, onu da yine bir veteriner hekim kontrolüne götürdüğünüzde anlatacaktır zaten. Daisy ile şimdi de röntgen çekim Daisy ağzını çöktünüz. Şimdi Daisy'nin röntgenlerine bakalım hep beraber. Daisy'deki pateller luksasyon, yani diz kapağı çıkığı çok fazla değil. Birinci derece, sol tarafta da ikinci derece diyebileceğimiz. Burada önemli olan iki poz şeklinde çekilmesi gerekiyor röntgende. Röntgende medyolateral çekilecek. Burada tabii biraz daha açık, 90 derece olması gerekiyor ama bir de şurada bakın bir pozumuz var. Burada nasıl bir de değerlendirme yapılıyor? Buradaki değerlendirme crista tibia, yani tibia dediğimiz buradaki kemiği eğer tekrar bir müdahale edilip edilmeyeceği ile alakalı. Yani sadece pateller luksasyon, diz kapağı çıkı operasyonu mu olacak, yoksa crista tibia, yani tibia kemiğinin de bir plaka takılması gerekliliği olacak mı olmayacak mı, onun değerlendirilmesi gerekiyor. Burada önemli olan, birazcık yaklaşalım. Buradaki diz kapağının, biraz büyüteyim burayı da. Diz kapağının burada içeride olması, ama bazen pozisyon verirken de bu giriyor çıkıyor olabilir. Bakın gayet diz kapağı içinde. Zaten diz kapağı çıkık olan hayvanlarda diz kapağı dışarıda olur. Röntgenlerde de görülür. Dediğim gibi en önemli şey burada bir de fiziki muayene. Şimdi muayenemize geçelim ve kapatalım bakalım.
İkinci yöntem ise mutlaka elle muayene edilmesi gerekiyor. Yani röntgen tek başına yeterli olmuyor. Şimdi bakacağız diz kapaklarına. Evet, burada daha derecesinin büyük olduğu gözüküyor. 2 ile 3 arası. Buradaki dizine bakacağız. Bu da aynı 2 ile 3. Zaten genetik olarak yatkınlık var bu ırklarda dediğim gibi. Mutlaka destek ürünleri kullanmalı. Bir de çapraz bağlarına mutlaka bakılması gerekiyor. Çapraz bağlarına çekmece gözü testiyle bakıyoruz. Biraz ağrısı var. Demek ki biraz hassas. Bir de bu tarafa bakalım. Hop, ilik. Evet. Yani burada yok. Demek ki sağ dizinde birazcık dejenerasyonlar başlamış, ağrı yapıyor. En güzeli yaşam kalitesini arttırmak için mutlaka destek ürünlerin kullanılması, değil mi Deyzeciğim? Söyleyelim mi değerli Can Bey, kullansın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.